normalde ilaç kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum ama bugünlerde kendime dikkat etmem lazım. Çok iyi hissetmiyorum. Üstelik tam da seyahate çıkmadan önce bir hastalığa yakalanmak hiç hoş olmaz değil mi? Evet, doğru duydunuz. Nihayet seyahat planım netleşmeye başladı. Peki nereye mi gidiyoruz? Benim de ilk kez gittiğim bir yere. Evet, uzak bir yer demiştim size. Gerçekten de uzak bir yer. Gelin size göstereyim. Görebiliyor musunuz? Evet, tam buraya. Nagoya'ya gidiyoruz. Yine normalde tabii ki mutfak masasında bir dünya küresi tutmuyoruz genellikle. Bunu bir mizansen olarak ayarladım. Ama yine de gelin size biraz seyahatin ayrıntılarından bahsedeyim. Dedim ya, Nagoya'ya gidiyoruz diye. Neredesin Nagoya? Evet, burada. Japonya'da. Nagoya, Japonya'nın 4. büyük kenti. Miş. Ben de bilmiyordum bunu açıkçası. Bu arada kayıtta mıyız, bir bakayım. Kayıttayız tabii ki. Bugüne kadar dünyanın birçok yöresine gittim ama gittiğim en uzak, doğudaki en uzak, bize göre doğudaki en uzak nokta Tayland'dı şimdiye kadar. Tayland'la ilgili bir kısa bir belgesel de çektim. Hatta onu da Vimeo kanalımdan izleyebilirsiniz. Ama Tayland'dan ötesine hiç gitmemiştim. Hele Japonya'ya gitmeyi çok istememe rağmen bugüne kadar gitmek kısmet olmamıştı. O yüzden çok heyecanlıyım. Seyahatte Nagoya dışında Kobe ve Osaka gibi kentlere gitme ihtimalimiz de var. Miz diyorum çünkü orada bir sempozyuma davetliyiz. Bir sürpriz konukla birlikte. Yakında onu da bu vlogta göreceksiniz. Bir seyahate çıkmadan önce ilk yaptığım şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Orayla ilgili kitaplarımı kontrol etmek, yoksa eksiklerimi tamamlamak. Sonra o gideceğim yöreyle ilgili çekilmiş belgeselleri eğer bulabilirsem izlemek veya filmlere bakmak. Bunun gibi çalışmalar, yani seyahate gitmeden önce yapılan çalışmalar beni açıkçası en az seyahat sırasında yaptığım aktiviteler kadar heyecanlandırıyor. Bir yandan da tabii zihnen, ruhen kendimi o seyahate hazırlamış oluyorum. Şimdi o yüzden size kütüphanemdeki en beğendiğim seyahat kitapları yayıncısının bulunduğu rafı göstereceğim. Önce şu bizim oğlanın yaptığı Ebru çalışmasını bir kenara bırakalım. Evet. Bu da Monterey Akvaryumundan aldığım hatıra deniz anası heykelciği. Bunu da bir kenara koyalım. Bunlar benim bugüne kadar gittiğim yerlerle ilgili bulabildiğim kitapları aldığım ve koyduğum kütüphanem, şu hariç. Bu da yine bizim oğlanın kitabı, buraya gelmiş. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. Japonya'yı. Gördüğünüz gibi bu DK yayınlarının Eyewitness Travel serisi. Japonya'nın kitabının Türkçesi maalesef yok. İngilizcesiyle idare edeceğim ama bu yayın evi sanıyorum Türkiye'de Dost Kitaplar ya da Remzi Kitap Evi miydi? Hemen bakalım. Evet, Dost Yayınları olarak çıkartılmış. Bakın, özellikle Türkiye'de, evet görüyorsunuz, İstanbul kitabı var. Bunca yıllık İstanbulluyum bu kitapla. Gerçekten çok daha iyi tanıdım İstanbul'u. Her neyse, biz Japonya'ya geri dönelim. Japonya, bu yayın evinin en sevdiğim yanı şu. İçinde gerçekten çok kompakt bir form içerisinde. İşte 875 tane fotoğraf, 85 tane detaylı harita, 55 tane illüstrasyonu koyabilmeyi başarmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki, ya devir internet devri, cebinde kocaman telefon taşıyorsun, yanında belki tablet cihaz götüreceksin. İnternete erişim de kolay. Ne gerek var ki böyle bir kitap almaya, taşımaya, okumaya, araştırmaya diyebilirsiniz. Bunu ben de kendime sorguladım, sordum. Fakat şöyle bir şey var. Bizim zaten problemimiz bu. Şu anda herhangi bir yere seyahate gideceğiniz zaman internetten bir araştırma yaptığınızda istemediğiniz kadar çok bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Ve bu kadar bilgi içerisinde açıkçası boğulmamak çok zor. Bilgi çağındaki en büyük katma değer bilgiyi süzmek, onun özüne ulaşmak, filtrelemek. Bakın şimdi Takayama bölgesini explore ediyoruz, keşfediyoruz, keşfe çıktık diyelim. Oraya gittiğimizde ne yapacağız? Şöyle evler göreceğiz değil mi? Ama buradaki illüstrasyonlar o evlerin bizim normalde göremeyeceğimiz açılardan kesitlerini de bize sunarak gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Mesela burada yazdığına göre Japonya'daki evlerin çatılarının çoğu 45 dereceden daha dikmiş ve özellikle bu Gashozukuri evlerinin
çatıları 60 derecelik bir eğimle yukarıya doğru çıkıyormuş. Ha, tabii böyle bir şey insanlardaki keşif duygusunu öldürür mü? Hayır, yani tümüyle buna sadık kalmak zorunda değilsiniz ama özellikle günümüzde en değerli sermayemiz vakit, zaman olduğu için bu zamanı verimli değerlendirmek, kullanmak adına böyle bir ön hazırlık ya da yanımızda böyle küçük bir rehber kitapçığın bulunması her zaman iyidir. Ayrıca teknolojiye her zaman güven olmuyor. Mesela cep telefonunuza bir uygulama yüklediğiniz orayı anlatacak. Benim başıma geldi bu. Fakat pilinizi şarj etmeyi unuttunuz. Bu durumda rehbersiz kalmış oluyorsunuz. O yüzden her zaman böyle eski moda bir kitabın yanınızda bulunmasında fayda var bence. Bir yere gitmek demek aslında rutinini bozmak demek. Yani sürekli olarak yaptığın işlerin sıralamasını değiştirmek, onlara bir ara vermek. Benim normalde devam eden işlerim var. Gitmeden önce onları bir hale yola koymam lazım. Bir de hafta sonlarında pazar günleri yayınladığım videolarım var. Ona da ara vermek olmaz. Dolayısıyla şu anda hafta içi olmasına rağmen hafta sonu pazar günü yayınlayacağım videonun çekimlerine gidiyorum. Konu olarak tabii şu anda bütün gündemim, zihnim Japonya ile meşgul olduğu için orayla ilgili olarak yaptığım araştırmalarda bulduğum ilginç bilgileri vermeyi seçtim. Normalde pek tarzım değil böyle listeler yapmak, ilginç bilgiler vermek ama bazı bilgiler gerçekten beni de çok şaşırttı. O yüzden bunları anlatmadığım bir pazar videosu düşünemiyorum açıkçası. O yüzden birazcık formatını değiştirerek sadece girişte beyaz tişörtlü bir konuşma yaparak bu haftaki videoyu da hazırlamayı düşünüyorum. Fakat perşembe akşamı okuyacağım kitabı kısmetse eğer Japonya'da okumak istiyorum. Hazır oraya gitmişken belki de bir Japon yazardan seçtiğiniz bir kitabın bir bölümünü Japonya'da okumak çok güzel olabilir diye düşündüm. Bunların hiçbirisini taşımıyorum. Her zaman uzun yolculuklarda koridorda oturmayı tercih ederim. Koridorda oluşan hava boşluğu nedeniyle. Japonya en çok merak ettiğim ülkelerden biri. Oraya yapacağım bir seyahat öncesinde ülkeyle ilgili enteresan bilgileri araştırdım. Haftaya bir başka sanat, tasarım ve teknoloji hikayesinde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Evet, pazar gününün çekimleri de bitti. Şimdi artık bavulumu hazırlamanın vakti geldi. Bakalım yarınki vlog konusu da çantamda neler var olabilir mi acaba bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber.